Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TET Ayet'e Soru Bankası kitabında Çemberde açı konusundaki test 3'ün çözümünü yapacağız. Evet kitabımızda da sayfa numarası 152 ve 153 çözeceğiz. Haydi bakalım çözümlere başlayalım. Aşağıda daire şeklinde bir çark verilmiştir. Çark şekillik gibi içinde yazılan sayılar ile alanları doğru orantılı olarak 8 parçaya bölmüştür. Alanları doğru şekilde bölmek açıları da doğru orantılı şekilde bölmek. Yani burası alfa iken burası 2 alfa burası 3 alfa burası 4 alfa burası 5 alfa burası 6 alfa burası 7 alfa burası da 8 alfa olacak diyor bize. E o zaman bunların toplamı kaç yapıyor? 1 2 3 4 5 6 7 8'in toplamı 8 çarpı 9 bölü 2 72 bölü 2'den 36 alfa yapıyor. 360'a eşitse alfayı buradan kaç buluruz? 10 derece buluruz. Çark 878 derece döndürülürse ok hangi sayıyı gösterir? Öncelikle 878. Bir esas ölçüsünü bulalım. 878 yani 360 döndüğünde tekrar aynı noktaya gelecek ya. O yüzden ne yapıyoruz arkadaşlar? 878'i bir 360'a bölelim. Yani bu iki defa 720 yapıyor. 8 5 değil mi? Ee, burası da 158. 158 dereceye gideceğiz şimdi. Arkadaş çarkı 158 derece döndürürsek. Saat yönünde döndürürsek. Saat yönünde döndürdüğün zaman ilk önce 8 sayısını göreceğiz değil mi? Sonra 7. Çünkü bu yöne doğru dönüyor saat yönünde. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 şeklinde gidecek. Şimdi 8 alfa kaç yapıyor? 80 yapıyor. 7 alfa kaç yapıyor? 70 yapıyor. E, toplam burası kaç yaptı? 150 yaptı. 158 arayacak. E, 158 neyin içinde arkadaşlar? 6'nın içinde. Dolayısıyla cevap ne olacaktır? C han olacaktır. Birinci soru C han oldu. Güzel bir soru. Geldik ikinci soruya. O merkezli yarım çemberde AD ile OC birbirine paralel vermiş. Hemen paralellikleri kullanalım. Şunlar paralel. Bu arada yarım çember olduğu için bu çap çapı gören çevre açı 90 derece. E paralelse yöndeşitten dolayı burası da 90 derecedir. Sonra bu tam çap olduğu için merkez olduğu için şunlar birbirine eşit. E hocam paralel ya bunlar. Şunlar paralel. Bunlar eşitse şunlar da birbirine eşit değil midir? Evet. Şimdi CD yayını bize kaç vermiş? 50 vermiş. Bunu kullanalım. Hocam 50 ise burası kaç yapar? 25 yapar. E ben bundan sonrasında ne yapacağım? Bundan sonrasında şöyle güzel bir şeyler yapmak lazım. Hocam burada dik tabanı keş parçaya bölmüş. Acaba şunu mu oluştursam? Ya da bak şurada şeyi kullanmam lazım benim. X'i bulmam için şu yayı da bulmam lazım benim aslında. Burada da aslında şurası 90 derece değil mi? Burada da dik taban iki eş parçaya bölmemiş mi? Evet. Aa özel bir durum var. Ne var burada? Dik taban iki eş parçaya bölmüş. Aklımıza ne gelmeli? İkiz kenar. Hemen ikiz kenarı oluşturalım. Hop şöyle. Hocam ikiz kenar oldu. O zaman x kenar olduğu için eşit girişlerin ayıtları yaylar birbirine eşittir. Ya da hocam x kenar oldu 25 ise burası da 25 deyip çevre açıdan dolayı 50'yi yazabiliriz. 50-50 ise 50 buraya kaç kalır? 80. 80 ise x da kaç derece yapar? 40 derece yapar. Ya da buna da girmeden 50 ise merkez açıdan dolayı burası da 50 yapar. 50-90 ise x de 40 derece bulduk diyebiliriz. İstediğin yoldan yap. Evet cevap Akçay yaptı. ikinci soruda geldik 3'e. Yukarıda verilen o merkezli AB çaplı. Evet AB çap arkadaşım. Şurası çap. Çemberde AB ile CD birbirine paralel. E bunlar birbirine paralel verilmiş. Paralellikleri kullanacağım. Yöndeş açı falan filan. Nokta açısıysa burası da nokta açısı yapar değil mi? Şimdi AC yayı burası alfa iken CD yayı 3 alfa verilmiş. AC yayı alfa iken B, CD yayı CD yayı 3 alfa olarak verilmiş. E burada arkadaş bunlar birbirine paralelse o zaman ne olacak? Ne olmak zorunda? Ayırdıkları arasında kalan yayların birbirine eşit olması lazım değil mi? İki paralel kiriş arasında kalan yaylar birbirine eşit. E şimdi bunu çap vermiş. E bu çapsa bak şuraya. 3, 4, 5. 5 alfa eşittir 180. Ve alfayı da böylelikle 36 mı buluruz? Evet. BE yayı isteniyor bizden. BE. Yani şuradaki yayın ölçüsü isteniyor. Şimdi alfayı 36 bulduk mu bulduk. Hocam burası 36 ise. Burası da merkez açıdan dolayı 36. Burası da 36. E o zaman burası da 36 mı yapar? Evet. E şimdi bu bir çap olduğu için şurası sarı olan kısım 180 derece ya tamamı. 36'sı buradaysa buraya kaç derece kaldı? 144 derece kaldı. Yani üçüncü soru denizli yapar. Geldik 4'e. Bir aracın yarım daire biçimdeki hız göstergesi verilmiştir. Şimdi burada yarım daire biçimde ya her bir bölme kaç dereceden oluşuna bakacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 180'i 8'e bölsek kaç çıkıyor? 4'e bölsen 45 çıkıyor. 22,5. Her bir bölme burada 22,5 mu? Evet. E, benden de zaten şurada kaçı isteniyor? 1, 2, 3, 4, 5 tane 22,5 olacak o zaman arkadaşlar. Çünkü bu buraya geldiğinde 150 dereceyi gösterdiğinde yani 150'yi gösterdiğinde şurada kaçı isteniyor benden? Bitti gitti kardeşim. O zaman 22,5'ı ben neyle çarpacağım? 5 ile çarpacağım. 5 kere 5 25. 5 kere 2 10. 125. 5 kere 2 10. Ve 112,5 mı çıkıyor o zaman cevap? Evet. Dördüncü soru Denizli çıktı. Evet gördüğünüz üzere yarım daireyi parçaladık eşit bölmelerde ve sonuca ulaştık. Dördüncü soru kolay bir soruymuş geldik 5'e. Yukarıda verilen o merkez çemberde şu kirişler birbirine eşit verilmiş. E bu kirişler birbirine eşitse yaylarda eşit midir? Eşittir. Bak dikkat et şurası çap. Bu çap olduğu için hocam burası da 180 burası da 180. E bunlar eşitse şunlar da birbirine eşit değil midir? Buradaki yaylarda birbirine eşit değil midir? Evet çünkü yuvarlakla çizginin toplamı 180. E burası da 180 ya yuvarlaklı çizgi yapmak zorunda e o zaman ben buraya bir alfa dersem gördüğü yay 2 alfa e o zaman burası 2 alfaysa burası da alfa ya da gördüğü yaylar eşitse burada açılar da eşittir diyebilirdik şimdi benden abd abd yok bu açı arkadaşlar şurası yanlış yazılmış şu abd açısı abd açısı yani bizden alfa bölü adc yayı adc yayı isteniyor yani 4 alfa isteniyor oranlaması o zaman cevap ne yaptı 1 bölü 4 yaptı 5. soru cehan oldu Geldik 6'ya. Evet bir sözel bir soru. A, B, C, D bir dörtgeni çiziniz. Tamam çizdik. A, B, C ve D dörtgeni çizdik. Sonra A, C ve B, D köşegenlerini çiziniz. Emre Emredersin komutanım deyip çiziyoruz. Sonra A, B, D açısı 60 dereceymiş. C, B, D açısı 50 dereceymiş. ADC açısı, ADC açısı bunu komple kaç dereceymiş? 70 dereceymiş. CAD açısı CAD açısı X kaç derecedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi normal yollarla üçgensel ve dörtgensel bilgilerle soruyu çözmeye çalıştınız. çıkmadıysa acaba çember çiziliyor mu diye bakacaksınız. Çember çiziliyor mu diye bakarken de ee, hocam şu 110 derece burada kaçının tamamı? Burası da 70. karşıt açılar toplamı 180. Evet etrafına çember çizilir. Çünkü kirişler dörtgeni. O zaman şöyle bir çember çizebiliriz. E x isteniyor benden. X'i bulmam için bu yayı bulmam lazım. Bu yayı gören de 50 derece değil mi? Yani 50 ise gördüğü ya 100. 100 ise burası da kaç yapar? 50 yapar. Cevap böylelikle balık esir oldu 6. soruda. Geldik 7'ye. Yukarıda verilen çemberde KL şunlar birbirine eşit verilmiş. O zaman x ise burası da nedir? X'tir. Sonra MN şurası 3 alfa iken burası 2 alfa verilmiş. MN'ye bakıyoruz. MN 3 alfa iken LN 2 alfa olarak verilmiş. Bu arada x iken zaten burası 2x. Yani burası 2x gel. O zaman burası da 3x mi oluyormuş? Evet alfa dememize gerek yok. Burası da 3x oluyormuş. Buna göre diyor KML açısı x kaç derecedir diye soruluyor bize. E şimdi burada ne yapacağız? Arkadaşlar ikiz kenarlık var. 2 iç açı bir dış açıdan dolayı hop burası 2x değil midir? Evet. Şimdi burası tam teğet noktası. E burada teğet kiriş açı var. 2x'e gördüğü yay ne yapar? 4x yapar. E 4, 3x ve 2x'i toplamı Toplam 9x eşittir 360 olduğundan x'i buradan kaç buluruz? 40 derece olarak buluruz. Bizden de zaten o isteniyor yani cevap Edremit yaptı 7. soruda. Geldik 8'e. Çemberler birbirine değiyorsa ne yaparız? Hemen şu şekilde çemberde açıda ortak teğet çiziyoruz. Ortak Ama işte teğet çizmekte amaç teğet kiriş açıyı kullanmaktı genelde. Bakıyoruz 70 verilmiş. 70 ise hocam gördüğü yay. Hop şurası. 140 yapar. A teğet kiriş açı. Büyük üçgende de teğet kiriş açıda burası da 70 derece yapar mı? Yapar. Yani şu küçük çemberde teğet kiriş açı şu teğet kiriş açı 70'i. 140 giriyor o zaman burası 70 yaptı. E sonra ne yapacağız burada? 40'ı da kullanmam lazım benim. E, X'i bulmam için şurayı da bulmam lazım benim. Oo, burası 70 ya. Hocam büyük çembere bak. Teğet kiriş açı 70 ise ya. gördüğü ya yani 140 derece değil midir derece olarak? Evet. Bak 140 giriyor buradaki açı. Burası 70 yapar. Şimdi sen buradaki üçgene bak x bu üçgen elemanı dediğimde çözdüm olayı. Bak x 70 ve 40'ın toplamı 180 yapacak. x 70 ve 40'ın toplamı 180 olacak. Ve x'i de böylelikle kaç buluruz? 70 derece olarak buluruz. Yani cevap denizli çıktı. 8. soruda. Geldik 9'a. Şekildeki çemberde şunlar eşit vermiş. 110 derece var. Arkadaşlar normalde iki tane kiriş böyle kesen kestiği zaman şunlar birbirine eşitse bunlar da birbirine eşittir. Buradan çıkıyor aslında ama bu ezbere olacak biraz. Hiç ona girmeyelim. Çünkü kuvvet denilen bir şey var. Şu çarpı tamam, bu çap tamamı e, sağlanması için bunların da eşit olması lazım ama ezbere giriyor. Hiç o şekilde yapmıyorum. Ne yapalım burada? Ya hocam 110 var. Şu eşitleri de kullanalım. Şurada bir kirişler dörtgen oluşturacak olursak, yani büyük üçgen oluşturacak olursak. E hocam ne oldu burada? 100 olsa burası kaç derece yapar? 70 derece yapar. Kirişler dörtgeninden dolayı. Bir kere eşit kirişleri de kullanalım. Eşit kirişlerin ayıtları yaylar nedir? Birbirine eşittir. A Yaylar birbirine eşit. E hocam şunlar birbirine paralel olmaz mı? İki paralel doğru arasında kalan yaylar da birbirine eşitti. Dolayısıyla bunlar birbirine paraleldir. Yani bunların birbirine paralel olması 110 sabah burası 70 ya. Paralellikten dolayı 70 sabah burası da 70 yapar. Gerçekten de şunlar birbirine eşit oldu. İspatını yapmış olduk. 70 70 140'tan buraya da ne kaldı? 40 derece kaldı. Yani cevap Balıkesir yaptı. Güzel bir soru. Geldik ona. Şimdi iki tane böyle havuz verilmiş, çembersel havuzlar verilmiş, kesim noktaları buraya. Yani o kesimi kullanmam lazım. Yani çemberi de şöyle bir kullanalım düşünelim. Bu havuzun devamı bu, bu havuzun devamı da bu aslında böyle. Çünkü onu bahsetmiş. E, daire şeklindeki kesen iki tane süs havuzunun üstten görünümü verilmiş burada. Yani bunlar bu şekilde kesiyormuş. E, arkadaşlar benim burada şeyi kullanmam lazım. Bu çemberden bu çembere geçiş yapmam lazım. E, herkesin ortak girişini şöyle çizecek olursam. Hocam ne çıktı burada? Bir kirişler dörtgeni çıktı. Kirişler dörtgeninde karşılıklı açılar toplamı 180'dir. Burası 50 yapar. Yani burası da 130 yaptı. E burada da bir kirişler dörtgeni var. E 180'e tamamlayan açısı kaç derece yapacaktır? 50 derece yapacaktır. Yani 10. soru. Böylelikle Balıkesir yaptı. Geldik 11'e. Aşağıda o merkez daire biçimindeki bir karton verilmiştir. Kartonun mavi boyalı kısmı AB yarı çap uzunluğuna eşittir. Ya arkadaş burası yarı çap uzunluğuna eşitmiş. Tamam. En etkili silahımız bizim zaten yarı çap çizmek değil mi? Evet. Ben bunu kesmişim buraya getirmişim. Bak burası böyle ya. Kesmişim. Bu kestiğim parçadaki bak şurası çift çizgi. Burası da çift çizgi. Aa ne güzel. Şimdi burada bu yarı çap eşit ya. Yani yarı çapla alakası yerde bir eşitlik var. Ek çizimi yapmalıyım. En etkili silahım neydi? Yarıçap. çap. Al sana yarıçap. Hocam yarıçapı çizdim. Bu da yarıçap, yarıçap Yarı, çap. yarı çap uzunluğunu da çift çizgi olarak gösterelim. Çünkü yarıçapla burası eşit verilmiş. E sonra alfa Alfa alfa. Burası ne yaptı? 2 alfa yaptı. Bir şey yapamıyorum. Yine sıkıştık. Yine çizelim en güzel ek çizimi yarıçap. Hocam bu da yarıçap. A eşkenar üçgen çıktı. Açımız 60 derece olur. Yani 2 alfa eşittir 60 derece ise alfayı da buradan 30 derece mi buluruz? Evet. Basit görünümlü. Güzel bir soru arkadaşlar. Alfayı 30 derece bulduk. Yani cevap C an çıktı. 11. soruda. Ve böylelikle test 3'ü de bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda test 4'ün çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.